Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber Redmi'nin amiral gemisi serisi Note 13 hakkında ortaya çıkan sızıntıları paylaşacağız. Bildiğiniz gibi yeni seri Eylül ayında aslında tanıtılmıştı. Fakat bu lansman Çin'de gerçekleşti. Yani bir küresel lansman henüz söz konusu değil. Ama önümüzdeki aylarda küresel lansmanın da gerçekleşmesi bekleniyor. İlk olarak Avrupa'ya açılacak model daha sonrasında ise Türkiye'ye de giriş yapacak. Peki Redmi Note 13 serisiyle tanıtılan 13, 13 Pro ve 13 Pro Plus model modelleri neler sunacak ve bu modeller Türkiye'ye giriş yapacak mı? Dilerseniz videomuza geçelim. Redmi Note serisi modelleri aslında genellikle fiyat performans odaklı akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyordu ta ki geçtiğimiz yıllara kadar. Yani aslında son 2 yıldır seriye ait Pro ve Pro Plus modelleri amiral gemisi telefonlardan özellikler alıyor. Redmi Note 13 Pro Plus'ın bir premium telefon olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra özelliklerine de geçeceğiz. Hatta serinin en ucuz modeli Redmi Note 13 ile başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Redmi Note 13 modeline baktığımız zaman Redmi Note 12 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada arada bir fark var arkadaşlar. Çünkü Redmi genellikle Note serisi modellerinin 4G versiyonlarını da üretiyor. Note serisi aslında 5G versiyonlarıyla geliyor fakat Türkiye'ye gelen modeller daha düşük kalibre işlemcilerle geliyor arkadaşlar. Bu yüzden Redmi Note 13 de 5G özelliğiyle içinde tanıtıldı ama belki 4G varyantıyla da Türkiye'ye gelebilir. Ortalama olarak 9.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz. Eğer Türkiye Türkiye'de üretilirse vergisiz telefon yasasından yararlanacak bir telefon olacaktır arkadaşlar. Yani vergilerde düşüldüğünde aslında 5-6 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip olabilir. Redmi Note 13 modeli eğer Türkiye'de üretilirse. Ama Türkiye'de üretilmezse de yine 9 bin TL'ye gayet tatmin edici özellikler sunduğumda görüyoruz arkadaşlar. 100 megapiksellik bir arka kamerayla geliyor. Aynı zamanda bu kamera f1.7 diyafram açıklığına sahip. Yani serinin önceki modeline göre aslında düşük ışıkta daha iyi bir performans gösteriyor. Redmi Note 12'de yer alan ultra geniş açılı kamerayı yerine 2 megapiksellik makro lense bırakmış durumda ve yeni modelde ne yazık ki ultra geniş açılı kamerada yer almayacak arkadaşlar. Serinin en ucuz modeli Redmi Note 13 hakkında sızıntılar bu kadar. Dilerseniz Pro modeline geçelim. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Note 12 Pro 108 artı 8 artı 2 artı 2 yani dörtlü bir kamera kurulumuyla geliyordu arkadaşlar. Fakat bu yıl tanıtılacak olan yani önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelecek olan Redmi Note 13 Pro modeli 200 megapiksel ana kamera 8 megapiksel ultra ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik bir makro lens ile gelecek arkadaşlar sızıntılar şu anda bu yönde. Ortalama olarak da 14.000 TL'lik bir fiyat etiketine de sahip olmasını bekliyoruz. Evet, şimdi geldik tabii ki o premium telefona. Redmi Note 13 Pro Plus. Yani biz Redmi'yi orta segment bir telefon olarak biliyorduk. Ama Pro Plus modeli resmen amiral gemisi katili olacak. Neden amiral gemisi katili diyorum? Çünkü üst segment telefonlarda görmeye alışık olduğumuz özelliklerle geliyor. Örneğin bir OLED panel olur, yüksek tazeleme oranına sahip olan bir ekran olur veya güçlü bir işlemci olur. Ki Redmi Note 13 Pro Plus modeli bu özelliklerin hepsine sahip. Ve fiyat olarak da bir üst segment telefondan daha da uyguna satışa sunuluyor arkadaşlar. İçindeki fiyatlar bu yönde büyük ihtimalle Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde de yine uygun bir fiyat politikası izlenecektir arkadaşlar. 120 Hz tazeleme oranına sahip OLED bir panelle gelen model ekran deneyimi konusunda ince çerçeveleriyle piyasadaki üst segment telefonlarla kafa tutacak özelliklerle gelecek arkadaşlar. RAM ve dahili depolama alanına baktığımızda 16 GB'lık RAM ve 512 GB'lık bir dahili depolama alanı bizleri karşılıyor. 16 GB'lık RAM'e tabii ki de Xiaomi'nin kendi arayüzündeki sanal RAM desteği de eşlik ettiği zaman bu RAM desteğinin 24 GB'a kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Aynı zamanda 512 GB'lık bir depolama alanı sahip olduğunu söylemiştik. Micro SD kart slotu olmayacak fakat 256 GB'lık bir varyantın da olması da bekleniyor. Türkiye'de genellikle 512 GB ya da 1 TB'lık modellerin pek de satışa sunulmadığını biliyoruz fiyatlardan dolayı. Bu yüzden Türkiye'deki modelde 12'ye 256 olan daha çok ilgi görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki eksileri de var üst segment dedik ama Redmi Note 13 Pro Plus modeli kamera tarafında 4K 60 FPS çekim yapamayacak. Zaten Xiaomi'nin aslında orta segmentte çok da başarılı olmadığı bir konu olarak söyleyebiliriz bu kamerayı. Çünkü 4K çekim yapabilen 200 megapiksellik bir lensten bahsediyoruz. Ama ne yazık ki bu telefon 4K çekim yapabilse bile 60 kare çekim yapamıyor arkadaşlar. Ön kamerada da bu geçerli. Zaten ön kamerada amiral gemisi telefonların dahi 4K 60 çekemediğini biliyoruz Xiaomi'de. Bu telefonun da Türkiye fiyatı hakkında tahminlerimiz var. Ortalama olarak eğer dolar kuru ve vergiler bu şekilde devam ederse 15.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor arkadaşlar. Fakat seri ait Pro Plus modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. Çünkü geçtiğimiz yıl Redmi Note 12 serisi tanıtıldığında seriye ait yalnızca Redmi Note 12 ve Pro modelleri Türkiye'ye gelmişti. Pro Plus'ı tabii ki bazı ikinci el alışveriş sitelerinde gördük ama Xiaomi Türkiye'ye garantili olarak yani resmi olarak satışa sunulmamıştı. Ama eğer Xiaomi bir sürpriz yapıp Redmi Note 13 Pro Plus'ı Türkiye'ye getirirse son zamanların en çok satan fiyat performans odaklı akıllı telefonu olacağını düşünüyoruz. Çünkü tahminimizce 15.000 TL'lik bir fiyata sahip olacak. 15.000 TL'lik bir fiyata şu anda piyasada benzer özelliklere sahip telefonlar pek de bulunmuyor. Örneğin OLED ekranlı bir telefon 15.000 TL'ye pek de bulmak mümkün değil arkadaşlar. Tabii ki işlemci ve kamera tarafında kafa kafaya olan hatta daha iyi olabilecek telefonlar da bulunabilir. Ama ekran ve tasarım tarafında premium hissiyatı veren bir telefonun 15.000 TL'ye satılacak olması tabii ki çok iyi bir artı olacaktır ama henüz Türkiye'ye geleceği belli değil arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet genel olarak bu modelleri sizlerle değerlendirdik arkadaşlar. İşlemcilerinden sizlere bahsetmedim. Bunun temel sebebi ise genellikle 5G desteği henüz olmayan pazarlarda 4G destekli özel olarak telefonların üretiliyor olması. Yani Redmi Türkiye'de henüz 5G desteği bulunmadığı için Redmi Note 13 modellerinin 4G versiyonu üretip Türkiye pazarında satışa sunabilir ve bu bağlamda da daha zayıf işlemciler kullanılabiliyor veya bazı özel de değişebiliyor fiyatın uygun tutulması adına. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Note 12 serisi Türkiye'ye Nisan ayında giriş yapmıştı. Fakat serinin yeni modellerinde yani Note 13 serisinde Şubat Mart aylarında Türkiye'ye giriş yapmasını bekliyoruz. Küresel lansman gerçekleştikten sonra Türkiye ihtimali hakkında da daha fazla detay ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Eğer tahmin ettiğimiz gibi Redmi Note 13 modeli 9000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olursa Türkiye'de ilgi görür mü? fikirlerini kendinizi bizlerle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.